Malatya İnönü Kapalı Çarşısı'nın üzerindeyim. Malatya'da çarşı dediğimiz yer rezerv alanı olarak yapılıyor. Tabii ilk iş kuyumcuların dükkanları yapılıyor. Söğütlü Cami gezici cami oldu. Nereye konduracaklarını bilemediler. Öteleyen, iteleyen, iteleyene. O diyor ki burada olmasın, öteki diyor ki burada olmasın. Ve hep aşırı dindarlar. Ticari kaygı olunca cami falan o kadar önemli olmuyor. İstemiyorlar. Yeri daha kıymetli oluyor. Teze caminin de onarımı sürüyor. Zaten bir duvar kalmıştı, kuzey duvarı. Bir de dokunmadıkları o tek şerefeli camiden ayrı duran minare duruyordu zaten. 2020'den sonra 2 yıl süren restorasyonda onaya sürmemişlerdi. O duruyor ayakta. Evet, valilik binasından da nehir gibi su kaynamıştı temelden. Onlar da ikinci katı bitirdiler. Buradan yok olan Malatya'nın en eski, en güzel caddelerinden biri olan Fuzuli Caddesi'ne gideyim. Bu hükümet binasının yanından, eski belediye binasının oradan yukarı doğru, Kernek Meydanı'na doğru çıkayım. Evet, böyle gidersem Kışla Caddesi'ne doğru giderim, sağa dönüp. Sola dönersem Akpınar. Akpınar da kalmadı ki. Zamanında bir gecede yıktırılan eski belediye binasının yeri. Sonra emekliler parkı yaptılar. Şimdi de konteyner dükkanlar var. Emekliler parkında. Evet, emeklilere bir avuç yer var şu köşede. Oturuyorlar emekliler. Bunlar 1500 lira. Saray Mahallesi'ni paravanlarla çevirmişler. TOKİ girmiş. Fuzu Grup tarafından yapılacakmış. Hane motel. Altında bücür oyuncakçı. Onlar sağlam. Onlarla nasıl anlaşacaklar? Evet, böyle gidersem Vilayet Parkı'nın güneyindeki sokak, onun devamı da Atmalı Sokak. Şu köşedeki binalarda simitçiler, kahvaltıcılar, bunlar vardı. Çok fazla yıkım var Fuzuli Caddesi'nde. Kerneğin suyunun, kaynak suyunun gözüne kamyonlarla betonu basınca oradaki kaynak su Fuzuli'deki binaların bodrumlarına doldu. Belediyecilik budur. İleriyi gördüler. Kimse suçu üstüne almıyor. Sorumluluk kabul etmiyor. Yetki sınırsız ama sorumluluk yok. Evet, sağlı sollu böyle boş tarlalar var Fuzuli Caddesi'nde.
Çok yaşlı bir emmiyle konuşmuştum. Beş Konaklar'da doğmuş. Orada büyümüş. Hala orada yaşıyordu. Özdemir Turan. O söylemişti. Benim çağlığımda Kızıl Caddesi yoktu. Ora bataklıktı demişti. Yani Kernek'ten su akıyordu. Buralarda hep de bağlık, bahçelikti. İşte erik çalardık. Çamurla bir olurduk diyordu. Bakın böyle çevirmişler, çalışıyor iş makineleri. Çok da fazla toz var. Bir tek ben maskeliyim. Evet, Kernek'in gençleri Kernek'ten çıkıp aşağı doğru Tezi Camii'ye doğru her gün bir yürümeseler dışlıklara gelmiyormuş. İlla orayı bir ölçeceklermiş. Tabii şimdi tanınmaz oldu ama yine hayalinizdeki Fuzuli Caddesi yaşatılır. Belleklerinizde o güzel Fuzuli duruyordur. Bakın ağaçların güzelliğine ne kadar güzel. Bu arada inşaatlarda rahat çalışsınlar diye kesmişler. 30 camlar var ama. Yok etmişler. Yukarı taraftaki ağaçlar duruyor. İşte yine konteynerlardan sanki böyle yıkılmamış gibi duruyor ama işte buralar bomboş. Ta köşeye, alt köşeye kadar. Aa, buradan Gazi İlkokulu görünüyor. O kadar boşalmış önü. Otel Zeus Apart yazıyor. Ücür oyuncakçı da mı taşınmış? Bunları da yıkarlar herhalde. Evet, karşı duvarda şöyle yazıyor. Bu şehrin yıkık dökük halini bir tek sen tamamlıyorsun. Şubat'ın 6'sında kaldı bütün hayallerimiz. Herkesin bir tırnak içerisinde sen dediği vardır. Şu aralarda doğuya doğru gitsem kanal boyuna çıkarım. Tabii tabelalar kalmadığı için sokak adları da yok. Bir yerde Arpacı Sokağı olacaktı. Bu mu? Bir yukarıdaki mi? Duruyor. Şu boşaltılmış. Burada boşaltılmış. Ya bir bina ya hasarlıdır ya hasarsızdır. Bir de orta diye bir şey çıkardılar. Binlerce orta hasarlı belirsizliği sürüyor. Çoğu mahkemelik.
okulu. Depremden birkaç yıl önce eski okulu yıkıp yeniden yapmışlardı. Şimdi Gazi İlkokulu da buraya taşındı. Gazi İlkokulu çocuk kütüphanesi olacak. Karşı tarafta bir kolonya camcının vitrini vardı. Gelip gidip ona bakıyordum. Çok eski kolonya şişeleri. Herhalde Malatya'nın belli başlı kolonyacılarından biriymiş. O pompalı damacana gibi şişe. O bile hala duruyordu. Gazi İlkokulu burada. Yayılım odalar. Ay şu ağaçların güzelliği. Akasyalar. Çınarlar. Bir de fırtına çıktı. Ateş tuğlayla yapılmış binalar. Şunlar ateş tuğla. Evet, karşıda yine var ateş tuğla. İşte biriket. Ama kolonlu. Yığma değil. Burada yaşanıyor galiba. Perdeler var. Evet, alttaki pastanede çalışıyor. Üç katlı çünkü. Çok toz savuruyor fırtına. Eyvah eyvah. Sağdan gidersem de Tekmezar Mahallesi'ne giderim. Sinema Caddesi, sonra adını Beşiktaşlar yaptılar. Eşyaları da savuruyor fırtına. Asya ve çınar sanıyordum. Şu da dut. Ah ne güzel. İyi ki kıymamışlar. Genelde böyle Malatya'da temiz kadınlar istemiyor dutu. Ayvar başında. Meyveli bu. Üstelik. Dutları kestiriyorlar. Neymiş? Şireleniyormuş kapıları. Temiz olsunmuş. Temiz olur da meyvesinden de mahrum olursun. Gelinlikçiler, nişan elbise satanlar. Genelde onlar vardı. Yine bir kısmı duruyor.
çoğu yıkılsa da. İç kısmı biraz binalar var burada. Alt kısımda çok yıkılıyor. Şurası Kernek Eczanesi. Kernek ne kadar güzel bir isim. Kernek Rent-A-Car. Kerneğe yaklaştıkça isimler taşınıyor. Bu Ceyhan Apartmanı'nda mıydı? Buralarda bir apartmanda. Apartmanın girişinde katletmişlerdi. Yaşlı bir bibiyi. O katil, o alçak katil sadece boynundaki bir altın zincir için. Onu da almış, sevgilisine hediye etmiş. Sonra sevgilisiyle birlikte mi, sadece sevgilisi mi, kuyumcuya gidiyor bozdurmaya. Öylece yakalanıyorlar. Ama o kadıncağız gitti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Katiller aramızda dolaşıyor. Şimdi onu hatırladım. Evet, Kernek Meydanı'na geldim. Sola dönersem kanal boyu. Ah ne kadar güzelleşmiş kanal boyu. Şu ağaçlara kıyabilir mi insan? Vefa bozacısı köşede çalışıyor. Bazen canlı müzik yapıyorlar burada. Tabii Kernek Gazinosu'nun o canlı müziği yok ne yazık ki. Evet, şurada da İlhak Kütüphanesi vardı. Kernek Camii ile İlhak Kütüphanesi'ni yıktılar. İkisinin yerine birleştirip Kara Özler Camii yaptılar. Evet, batıya doğru, karşıdan batıya doğru gidersem Cengiz Topel Caddesi. Şu tam şu karşımdaki binalar temeli kazılırken nehir gibi su çıktı. 2 yıl suyu kanalizasyona tahliye ettiler. Borularla, motorlarla. Evet, arkeoloji müzesi de şurada. Geçeyim de. Evet, şu karşıdaki sarı binada mavi şeritleri olan Malatya Arkeoloji Müzesi. Şurada Kernek'le ilgili bir şiir mi vardı? Heh. Anam anam anam, Kernekli misin? Kerneğe gelmeye de yeminli misin?
Dağının tepesinde tokiler yükseldi. Havuzda temizlik çalışması var. Karşıdaki restoran mıdır nedir? Çok çirkin. Çok çirkin bir yapı. Olmaz olasıca.